Öncelikle zorlu bir süreci atlattık ve aslında yeni bir zorlu süreç de sınavda başarısız olan öğrenciler için yeni başlıyor. Şöyle söyleyeyim, kazananları tebrik ediyorum. Kazanamayanlara ise sabırlı olmalarını istiyorum. Çünkü bu süreci yeniden bir yıl boyunca yaşayacaklar. Yanlış tercih yapanlar ise mutlaka bu yıl bölümünü sevemedilerse eğer bir denesinler, bir baksınlar yapabiliyorlar mı, gidince mutlu olabiliyorlar mı, derslerden keyif alabiliyorlar mı diye kendilerini mutlaka denesinler. Eğer keyif alamıyorlarsa ve böyle zorluk yaşıyorlarsa okula gitmede mutlaka yeniden sınava hazırlanıp tercihlerini ona göre yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir ömür boyunca bu mesleği yapacaksınız. Bu çok önemli bir şey. Severek yaparsanız eğer hayata bakış açınız da o derece güzelleşir. Aynı zamanda sınavda diyelim kişi başarısız oldu. Tabii kime göre başarısızlık? Bu da çok ayrı tartışılacak bir konu. Hedefine ulaşmadı diyebiliriz. Bu kişi bir yıl boyunca eminim ki çokça emek verdi, çokça çalıştı ki şu an hayal kırıklığı yaşıyor ve modu oldukça düşük. Aileler çok baskı uyguluyor çocuklara. Eğer baskıcı bir ailedeyseniz veya baskı yapan bir aile bunu izliyorsa çocuklarını biraz rahat bıraksınlar. Ne konuda rahat bıraksınlar? Yani serbest alan oluşturmalarına izin versinler. Eğer hayatınızın %100'ü sınav olursa gün gelir sınavdan çıktıktan sonra o çocuk hedefine ulaşamazsa başarısızlığın da %100 olarak görür. Yani benim hayatım bitti, mahvoldu diyecektir. Kıyas kesinlikle çocukta kıskançlığa yol açabilir. Arkadaşlar arasının bozulmasına sebep olabilir. Kişi kendini yetersiz hisseder zaten. Yani ben beğenilmiyorum. Annem babam tarafından sevilmiyorum. Bu yüzden de kendini daha çok hırpalayarak ya çalışır ama o zaman da kendine çok zarar verir ve sınav kaygısı ortaya çıkar. Ve sınav kaygısı çıkan bir çocuk sınavda yine çok başarılı olamaz. İstediği potansiyeli çünkü gösteremez. Ya da çocuk tamamen bırakır ve der ki ben çalışmıyorum o zaman. Demek ki siz onu beğeniyorsunuz, ben de çalışmıyorum diyebilir. Birçok şey olabilir aslında, bir sürü ihtimal var. Ama burada o kişi, aile daha doğrusu, aile çocuğuna kıyas yerine şey yapabilir, yani hedef koydurtabilir. İşte bak bunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz. Onunla işbirliği içinde yer olursa o çocuk daha çok aileye tutulup derslere daha çok bağlanır. Ama aile kıyaslamak yerine kıyaslarsa eğer çocuk oradan aileden kopar ve uzaklaşır. Uzaklaşan bir çocuğu geri döndürmek çok zor. Çocuğu kendinizden uzaklaştırmayın. O yüzden de kıyaslamayın. Kıyas yaparsanız o çocuk özgüvensizleşir. Sonra dersiniz ki çocuk ileride neden iki kelimeyi bir araya getiremiyor? Neden arkadaş çevresiyle arası değil, niye dışlanıyor? Buna biz sebebiyet veriyoruz kıyaslayarak. O çocuk sizi başka anne babalarla kıyaslamadığı gibi siz de onu başka çocuklarla lütfen kıyaslamayın. Aileler çocuklarına güvenmeyi seçsin. Onların her zaman, her daim, her koşulda ne olursa olsun arkalarında ve yanlarında olsun ki çocuk o güveni aileden alsın. Başı sıkıştığında aileye sorunlarını söyleyebilsin. Çünkü benim o problemi çözecek bir annem babam var, bana yardım ederler diyebilirse eğer çocuk, yani yetişkin kişi artık, anne babayla ilişkisi de kuvvetlenir. Kendini de oralarda yalnız hissetmez ve hata yapma olasılığı da düşer.